Kaşını acıcayacağım. Yine terapya türü göstermesini isteyeceğim. Pek çok izleyicimizin aklında şu soru vardır muhtemeldir ki o noktada siviller var mı? Yani evlerin kalabalık olduğunu görüyoruz apartmanların. Orada vatandaşlar var mı yoksa o noktalar zaten boşaltılan yerler mi? Helin Aslan, aslında daha önce güvenlik güçleri özellikle sınır bölgesinde bulunan vatandaşların yakınlarının yerine gitmesi noktasına uyarılar yapmıştı. Ancak yakınları olmayan mecburen evinde kalması gereken vatandaşlar tabii ki evlerinde var. Ve bugün işte gün içerisinde düşen o roketlerin isabet ettiği birçok evde de zaten yaşayan insanlar vardı. Ama şans eseri o anda... Yani roketin isabet ettiği nokta evin odası değil, duvarı ya da başka bir nokta. İşte karayolunda az önce, yani bundan önceki yayınımızda gördük. Karayoluna düştü ve aracın ön kısmına isabet etti. Araçta 5 kişi vardı. Baba ve 5 evladı vardı. Ama şans eseri o roket arabanın ön kısmına isabet etti. Eğer arabanın orta kısmına isabet etmiş olsaydı yani düşürmesi bile zor bir olay yaşanabilirdi. Ve bu anlamda zaten burası sivillerin olduğu bölge ve birçoğunda da zaten vatandaşlar yaşamlarını devam ettiriyorlar. O nedenle işte şu an zırhlı bir polis, özel harekat polis aracını görüyorsunuz. Burası gümrük kapısının hemen ön tarafı. Buraya vatandaşların toplanmasını engelleme yönelik sürekli polis uyarıda bulunuyor. Ve işte polis zırhlı aracı burada. Hatta az önce polis aracının hemen bulunduğu bir noktaya iki tane roket mermisi düştü ama biri patlamadı. Zaten güvenlik güçleri o bölgeyi şu an için tespit ettiler. Daha sonra onun imhası gerçekleştirilmiş olacak. Dediğim gibi roketlerin düştüğü noktalar genelde sivillerin olduğu noktalar. Ve işte yine Telapyat'a kameraman arkadaşım döndü. Telapyat'ın üzerindeki o siyah dumanlar halen, ya daha doğrusu giderek artıyor ama buna rağmen sınırda obüsler çok namlulu roket atarlar. Sürekli bu bölgeyi zaten ateş altına alıyor. Şu an zaten siyah dumanın yükselmesinin nedeni insansız araçların görüntü almasını engellemek. Türk Silahlı Kuvvetler, yani F-16'ların hedeflerini vurmasını engellemeye yönelik. Ancak zaten obüsler çok namlulu roket atarlar için daha önce hedefler belirlenmişti. Koordinatlar belirlenmişti. Yani böylesi görüntüler zaten onlar için engel olmadığını düşünüyoruz. Çünkü şu an teknoloji, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olan teknoloji zaten böylesi görüntülerde de olası harekata herhangi bir sorun olmayacağını söyleyebiliriz. Tabii askeri yetkililer bu konuda daha önce söylemiş. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler ve işte şimdi atılan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atılan bir obüsün hemen görüntüsünü şimdi ekrana getireceğiz. Az önce oraya bir obüs saldırısı, obüsten bir havan top atıldı ve işte oradaki YPG hedefinin üzerindeki şu an o dumanı görüyorsunuz. Şu an az önce oraya gerçekleştirildi bu atış ve o atıştan sonra da işte o bölgede bir toz bulutu yükselmeye başladı. Dediğim gibi siyah dumanlar Telapyan üzerinde yükselebilir ama işte böylesi hedefler de sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zaten imha ediliyor ve şu an işte kameraman arkadaşım Sıddık Bilgi ekrana getiriyor. Oraya az önce bir obüs saldırısı gerçekleştirildi ve obüs saldırısının olduğu noktada da şu an dumanlar havaya yükselmeye devam ediyor. Orası, evet, bir atış daha gerçekleştirildi. Bakalım o nereye düştü? Aynı noktaya mı? Yine bir obüs saldırısı, bir obüs atışı yapıldı. Evet, aynı noktaya. Çünkü aynı noktada şu an dumanların arttığını görüyoruz. Çünkü aynı noktaya ikinci atış gerçekleştirildi. Ve evet, o atış gerçekleştirildi dedik. Dumanlar yükseliyor. Telapyat'ın üzerinden de şu an siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tabii barış harekatının zaten hedefi de güvenli bölge oluşturmaktı. Güvenli bölge evet. Çok yoğun bir patlama sesi geldi. Orayı tespit etmeye çalışıyoruz. Nereye düştü? Çünkü yine bir obüs atışıydı. O obüsün yine YPG'lerin bulunduğu bir hedefe yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında böylesi görüntüler zaten gün içerisinde de vardı. Ancak şu an yoğun olarak dumanlar yükseldiği noktalara yine obüsler, çok namlulu roket atarlar tarafından sürekli atışlar gerçekleştiriliyor. Tabii dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Ordu'nun hedefi o bölgede bir güvenli bölge oluşturma çabasıdır. Ve bugün zaten gün içerisinde... Evet, kameraman arkadaşlar rica edeyim. Az önceki obüsün noktası
isabet ettiği noktada da şu an yine dumanlar yükseliyor. Siyah dumanların dışında beyaz olan nokta az önceki obüs atışının gerçekleştirildiği noktaydı. Ve tabii bu anlamda şu an için hem Özgür Suriye Ordusu yani Milli Ordu hem Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ilerleyişini devam ettiriyor. Tabii karadan ilerleyiş devam ederken de zaman zaman havadan da saldırıların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama şu an için Akçakale'ye sürekli roketler atılıyor. Ama tabii roketlerin atıldığı noktaların tümü sivillerin bulunduğu yerler olduğunu söyleyerek sözü tekrar size bırakayım Melin Aslan. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın.